20-26 haftalık haftalık burçlara hoş geldiniz güzel ailem. Güzel bir Haziran'ın son demlerine doğru ilerliyoruz. Sevgili koçlar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın efendim. Güzel bir hafta sizlerin olsun. Sevgili koçlar, iş hayatınızla alakalı yaşanan krizleri daha açık bir şekilde göreceğiniz bir hafta. Kimin dost, kimin düşman, kime size zarar vereceği ile ilgili gözlemleme haftanız söz konusu olacak. Hem dikkatli olun hem de yeni iş başvurularınızla ilgili noktada da olumlu cevaplar size mutluluk verecek diyorum. Kurumsal bir alanda çalışanlar için yer değişimleri, mekan değişimi ile alakalı renkli bir oluşum evresi söz konusu olacak. Hatta ve hatta uzun süredir hayal ettiğiniz koltuk konumu ile ilgili de size olumlu cevaplar gelecek. Hadi siz bu olumlu cevabı kendi içinizde seyrine devam edin. 21 Haziran'da Güneş artık Yengeç Burcu'na seyrini de devam ettirecek ve 23 Haziran'da Venüs İkizler Burcu'na geçişine, seyrine başlayacak. Mümkün olduğu kadar iletişim noktalarıyla mailler, yazışmalar, konuşma evrelerinde daha duygusal, daha böyle yaratıcı ruhunuzla duygusallık karışabilir. Ama işlerde hedeflediğiniz noktaya yavaş yavaş geçişinizi tamamlayacaksınız. Kendi işini yapıyorsanız, serbest alandaysanız, özellikle tarım, toprak, arazi konumlarınızla ilgili yenilikler, yeni projeler, yeni oluşumlar söz konusu olacak. Kurumsalda çalışıyorsanız, bulunduğunuz ekip ve çevredeki bazı aksilikleri yavaş yavaş görüp kendinizi daha kaliteli ve iş alanınızla alakalı noktada kendinizi ispatlayacağınız bir haftanın da enerjisi yoğun bir şekilde evrenizde oluşturuyor. Yalnız kim dost, kim düşman diyorsanız, çevrenizdeki insanlar sizi fazlasıyla kıskanıyor. Mümkün olduğu kadar işinize adapte olun. Saatinize, zamanınıza, alanınıza kontrol etmeniz gerekiyor. İş yeri, yurt dışı ile ilgili bağlantılar, ihracat ya da farklı yollarla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz işlerle ilgili olumlu süreci siz kendi alanınızda başaracaksınız. Yalnız yurt dışı ile ilgili yerleşim ya da bu tarz düşünceleriniz varsa bunlarla ilgili start haftanız olacak. Vize, evrak, başvurularınız o başlangıcı start verecek gözüküyor. İş gereği gideceğiniz yolculuklar ve şehir dışı, yurt dışı ile ilgili beklenti içerisinde olduğunuz biraz evraklar sıkıntı yaratsa da siz bu noktayı çok iyi şekilde başaracaksınız. Kurumsalda çalışıyorsanız üst düzeyde gerginlikler ve alt düzeydeki gerginliklerde birbiriyle çatışma yaratacak. Siz dikkatli olunuz efendim. Devlet alanında, taşeronda çalışıyorsanız devlet kapılarınızla ilgili olumlu bir süreç. Devlette çalışıyorsanız yer değişimlerinizle ilgili başvurularda sertlikler söz konusu olabilir. Daha sakin bir dönemde denerseniz sevinirim. Özellikle sevgili koçlar, aşk konunuzda hayatınız dağınık ve renksiz bir döngüde, yorgun bir enerjiniz ve uzun süredir aşk konusunda yaralanma konunuzun çok yoğun olduğu için kendinizi bu noktada huzursuz hissediyorsunuz. Size dokunacak yeni renklilikler var. Sadece siz kendi geçmişinizle ilgili yaşadığınız kaosları tekrar yaşayabilirim korkusundasınız. Belki bir ilişki, bir yaşam koçu size iyi gelecek diyorum dedim bile. Nişanlanmak ya da sözlenme kararı olan sevgili koçlar, bayram dönüşünde çok yoğun evde kalabalık hararet var. Ama evlenmeyi düşünenler ve tarihleri hazır olanlar da hadi hayırlı olsun güzellikler. Çünkü hemen evlenip bir ev anahtarı alma niyetiniz var. Şimdiden aydınlığa kavuşun. Evli çiftlerimiz için bu ara hem çalışan çiftlerimiz için biraz gergin ama ilişkimizle alakalı hiçbir sorun yok. Her iki tarafında iş hayatıyla alakalı yaşanan krizleri evde huzursuzluk yaratmasa da yorgunluk yaratıyor. Birbirimize hem kaliteli hem de işimizle ilgili destekler alabiliriz diyorum. Bu ara geçmiş ilişkileriniz çok yoğun bir şekilde iletişime geçecek. Geçmişe hala sevgi ve özlemle bakıyorsanız içinizdeki ufkunuz aydınlığa kavuşacak. Ev hanımları, bu ara tadilat, yenilik konularınız var ama parasal noktadaki özellikle taşınma niyetiniz var. Hayırlı olsun diyorum. Araç bakımı ya da evcil hayvanlarınızla alakalı sağlık problemi olabilir. Dikkatli olunuz efendim. Mutluluklar olsun diyorum. Sağlık konusunda özellikle egzama ve saç dökülmeleriniz ve migren ağrılarımız söz konusu olacak. Uzun süredir kitap yazmak ya da kendi kariyerinizle alakalı tamamlamak istediğiniz birçok noktada yeni başlangıçlar ve kendinizi ispatlayacağınız çok güzel aydınlanmalar var diyorum. Bu ara kuzenler, yakın aile dostlarımızla alakalı da ihanet, davranışlardaki yalanlar ortaya çıkabilir ve ailemiz kendi içinde biz kimi bir barındırmışız, koynumuzda yılan beslemiş diyeceğimiz olaylar gündeme gelebilir. Evet sevgili koçlar, hayal ettiğiniz başarı
Ve özellikle taşınma konunuzla ilgili de rahatlık sağlayacak ama ev yatırımınız olumlu gözüküyor. Hoşça kalın efendim. Sevgili boğalar, içsel sesinizi istediğiniz kadar dinleyin. Ruhunuzu olumlayarak hayata başlayın. Kayıp günleriniz geride kalıyor ve daha kendinizi bileceğiniz ve ruhsal açıdan kendinizi daha yenileyeceğiniz bir hafta enerjisi sizi bekliyor. O işinizle alakalı odaklanmak istediğiniz birçok noktada fırsatlar yakalayacaksınız ve yapmanız gereken en doğru şey kendinizi bulmak ve işinizle alakalı her noktaya ait olduğunuzu hissetme haftanız olacak. Yani kurumsalda çalışıyorsanız başarınız, ünvanınız, yerinizle alakalı değişimlerden çok kendi yerinizi kollamak adına bu hafta, yerinizi kaybetmemek adına bu hafta mutlaka mümkün olduğu kadar bu enerjide kalmanızı öneriyorum. Bu ara yurt dışı ve şehir dışı seyahatlerimizin çok yoğun olacağı, bol bol bir geçiş haftası olacak. Mümkün olduğu kadar da alışveriş ve harcamalarla ilgili noktayı da hem iş gereği seyahat hem harcamaları birbirine karıştırmamanız gerektiğini öneriyorum. Evet, devlette çalışıyorsanız iş kapılarınızla ilgili evrakların yoğunluğu, yöneticilerle alakalı mutlu bir enerji haftanız söz konusu olacak. Hak edilişler, priminiz, ödenmesi gereken paralarla alakalı noktalarda hak edilişlerinizi yavaş yavaş alma enerjisi size olumluluğu gösteriyor. Kendi işinizi yapıyorsanız ve bu noktada hala çözemediğiniz altyapı korkularınız varsa bu hafta bunları çok rahat bir şekilde çözeceğiz ve işimizle alakalı eksik olan her noktayı daha güçlü bir şekilde kendimize evet burası eksik şunu yapmalıyım dediğimiz hem güzel hem ucuz hem kaliteli hem de olumlu bir enerjiniz ya yerinizle alakalı noktaları belirleyeceksiniz. Yani gözünüzde büyüttüğünüz korkulu rüyanız geride kalıyor. Oldukça daha rahat, para konularında da uzun süredir ailevi yaşanan krizler yavaş yavaş toparlanmaya, miras, mal bölüşmesi, aileye ait haklar toplanma evresine şahit olacaksınız ve herkes hak edilişine rahat bir şekilde aydınlığa kavuşacak. Kardeş, kuzen, yakın dostlarınızla alakalı uzun süredir krizlere açık olabilir. Onlarla aramızda çekim kuvveti ters noktaya doğru gidebilir. Bu hafta onlardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Çünkü çekilmiyor, kıskanılıyorsunuz, göze geliyorsunuz, nazara fazlasıyla geliyorsunuz. Uzak kalmanızı öneriyorum. Bu ara yeni oluşturmak istediğiniz blog yazarlığı, gazetecilik, yani kendi ruhunuzdaki yazma kabiliyetinizi artık hayata geçirmek istiyorsunuz. Bununla ilgili eğitimler ve kurslar alarak kendinizi bu noktada çok daha rahat, güçlü hissedeceğinizi düşünüyorum. Bu ara ilişkiler, hani yakın çok yakın arkadaşınızla duygusal yöne geçiş yapabilirsiniz. Sevgilinizle ilişkideki eksik noktayı daha rahat çözeceğiniz bir hafta. Derin aşka dönüşeceksiniz ve gelişen enerjiler sizi aşkla şifalandıracak. Bu ara temkinli adımlar atmak istiyorsunuz ilişkinizde. Bence özgürlük adımı size daha mutlu ve keyifli kılacak. Hadi karşı taraf duygularını çok rahat söylemen gerekiyor. Çok yakın dönemde ayrıldığınız bir ilişkiniz varsa geri hareketi başlayacak. Ama uzun soluklu ayrıldığınız kişiden olumsuz bir enerji alabilir. Ağlama krizlerine girebilirsiniz. Ama size tanıştırılmalar, tanıştırma usulü tanışacağınız kişiler size güzel enerji sağlayacak. Hadi evlilik arkadaşını tanıyacaksın. Bu hafta bu gözüne dört aç ve gerçek aşık olman gereken insana şahit ol diyorum. Çözümsüz hiçbir şey olmayacak. Parasal konunuz, özel hayatınızla ilgili krizlerin hepsi çözümlü bir haftaya girecek. Bu ara aşk ve dostlukları karıştırabilirsiniz. Yani yakın dostunuza ilginiz artabilir. Bunu aşka çevirmek isteyebilirsiniz. Dostunuzu kaybedebilirsiniz. Dikkatli olunuz. Taşınma, özellikle araç değiştirmesi, araç yenilemesi, ev taşınması konumuz yoğun. Ama dikkatli ve mantıklı karar verdiğinizde huzurlu bir anahtar sahibi olacağınızı uyarıyorum. Bu ara boşanma niyeti olan sevgili boğalar için evet güzel bir karar ama çocuklarla ilgili biraz daha düşünmeniz gerekiyor. Çalışan evli çiftlerimiz için de özellikle eşinizin kendini ispatlayacağı ve yardımcı konuma geleceği başarısı da hayra dahil olmuş olacak. Bu ara kendinizle ilgili yapmak istediğiniz güzellik bakımlarınız, estetik düşünceleriniz, bunlarla ilgili hızlı ve seri bir noktada aydınlığa erişeceksiniz. Hareketli ve keyifli bir dönem. Ne istiyorsanız gerçekleşecek. Evde elektronik eşyalar yenilenme kararı içerisindesiniz. Özellikle de
bulaşık makineniz, çamaşır makinenizle ilgili arızalar gündeme gelebilir, dikkatli olun. Sağlık olarak da son zamanlarda göğüs ağrılarımız, nodüllerimiz ve migren ağrılarımıza dikkat etmemiz gerekiyor güzel ailem. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgili ikizler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Yani iletişim konularınızla alakalı yakın çevrede çok şanslı olacağınız bir hafta ve keyif kılacağınız konuşmalar. Özellikle 21 Haziran'da Güneş artık Yengeç seyrinde. Venüs 23 Haziran itibariyle artık ikizler seyrinde. Aşk eviniz, şifalanma eviniz, renklilik eviniz hadi şimdiden hayırlı olsun. Çünkü güzel uğur böcekleri hayatınıza konacak ve bu konuş sizin için inanılmaz derecede hem içsel dünyanız hem ruhunuz şifalanacak gözüküyor. İş hayatınızla alakalı noktada kimseyi rakip görmüyorsunuz. Benim başarım, benim ödülüm, benim yapmak istediklerim dediğimiz bir plan oluşturacaksınız. Planlarınızı oldukça geze tutmayı ve başarılarınızla alakalı ödül almayı planlıyorsunuz. Evet, bunu gerçekten gerçekleştireceksiniz. Yerinizde, konumunuzda, mertebenizde hızlı değişimler ve istediğiniz noktaya doğru hareket geçişi sağlamayı hedeflediniz. Hedefiniz başarılı olsun. Yurt dışı ile alakalı uzun yolculuklarla ilgili bazı planlarımız var. İş gereği gideceğimiz seyahatlerde olumlu evreler söz konusu. Yalnız aceleci tavrınız, sinirsel evreniz yıpratıcı olabilir. Yanlış hatalar yapmamanız için daha sakin, daha mantıklı adımları doğru görmeniz gerekiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal konuda beklenmedik telafiler, mesela unutulan borç, alınması gereken paralar size telafi olarak geri dönüşeceği için kendi noktanızı daha çok belirleyeceksiniz ve para gücünüz de yavaş yavaş rayına oturmuş olacak. Bence aşk rüzgarı, duygu rüzgarı sizin enerjinizde. Yani geçmiş konular geride kalıp doğru aşka yelken açacağınız ve sizi doğru şifalandıracak kişi karşınızda. Bu hafta bunları eleyeceğiz. Kim kalıcı, kim gidici, kim beni seviyor, kim beni sevmiyor dediğimiz evredeyiz. Yalnız uzun süredir evlilik düşündüğünüz ilişkide aksilikler bitiyor ve evlilik kararı ve tarih belirleyeceksiniz ve birbiriniz ve aile tanışması size uğurlu gelecek. Bu ara yeni tanıştığınız kişi hayatta kalıcı arkadaşınız söz konusu olabilir. Biraz onu sınayacaksınız ama sınavdan güzel başarıyla geçecek gözüküyor. Özellikle de evli çiftler bu ara yatırımla ilgili değiştirmek istediğiniz konularda biraz daha mantıklı. Şu an bulunduğunuz nokta doğrudur. Risk altında olmayınız. Çünkü kredi ödemeleriniz, vergi borçlarınız ve çözülmesi gereken bazı pürüzler var. Bunları çözelim, ondan sonraki haftaya bir bakalım diyorum. Yalnız aile büyüklerimizde özellikle baba köklerimizle ilgili sağlık problemleri, dayı, pardon, amca, hala, baba köklerimizle ilgili ani kalp rahatsızlıkları gündeme gelebilir. Aman dikkat etmenizi öneriyorum. Bu ara yeteneklerinizle ilgili keşif evresindesiniz. Yani spora aktif olabilirsiniz. Yeni kurslara katılabilirsiniz. Mesela spiritüel danışmanlığa merak sarabilirsiniz. Bu konuda derin düşüncelerle birlikte yapacağınız kendine yeni mesleki kurslar eğitimi alacaksınız. Bu da ünvanınızla ilgili doğru süreç sizin hayatınızda yer alacak gözüküyor. Ama şunu unutmayın ki uzun süredir toprak ve arazi niyetiniz ve bunlarla ilgili üstüne müstakil bir ev niyeti yapmayı düşünenler için güzel bir aile desteğiyle birlikte hayalinizdeki çiftlik eviniz ya da müstakil evinize kavuşmuş olacaksınız. Evet, unutulan bazı evraklar, vergi borçlarımızla ilgili de gün yüzüne çıkabilir. Araç borcumuz gündeme gelebilir. İhmal etmeyiniz diyorum dedim bile. Sevdiklerinizle çok güzel bir hafta geçireceksiniz. Onlarla vakit geçirmek, onlarla sohbet etmek, onlarla geçmiş anıları özlemek size hem eskiyi yad ettirecek hem de aile olmanın ne demek olduğunu gösterecek diyorum. Bu ara özellikle yakın dostlarınızda sağlık problemleri yaşanabilir. Bunlara üzülebilirsiniz. İhmal etmeyin. Evli çiftler için de özellikle bu ara kendinize iş kurmak, yeni bir iş atılımı yaratmak istiyorsunuz. Çocuklarınızla alakalı kaygı ve endişe duruşlarınız çok fazla var. Çünkü çocuklarınız dışarıda ve devamlı hareket halinde ve onların dengesini kuramadığınız gözüküyor. Hayır, onlar gayet aklı başında. Endişe etmeyin diyorum. Sağlık olarak özellikle bel ve boyun ağrılarımız ve kas sıkıntılarımız söz konusu olabilir.
bunu gözden geçirmeyelim. Kas sıkışması, kas spazmı söz konusu olabilir. İhmal etmeyin. Evinizle alakalı hijyen, boya, badana, tamirat konularımız da yoğun olacak. Hadi bakalım şimdiden evinizin enerjisini değiştirmek için doğru bir zaman. Yaz yemek masası ya da koltuk takımı değişimi fikriniz varsa neden olmasın, uğurlu ve bereketli gelsin efendim. Hoşçakalın. Sevgili yengeçler, nasılsınız? İyi misiniz? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, bu ara bilinçaltımız çok fazla tedirgin olabilir. Kendi kendimize konuşmalar, kendi kendimize düşünceler, kendi kendimize hayaller karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ve hedef koyduğunuz noktalarda aksilikler ve artık yorgun bir enerji ve başarısızlık hissi sizi fazlasıyla yoruyor olabilir. Siz başaracaksınız, hiç korkmanıza gerek yok. Sınavınız ya da işinizle alakalı, rütbelerinizle ilgili başarı odaklanmanız var. Sadece korkularınızı ve bilinçaltınızı sıfırlarsanız sevinirim. Bu ara iş yerinizde çok fazla etrafınızdaki insanlar sizi çekici buluyor olabilir. Enerjinizi çok fazla çekiyor olabilirler. Ama siz kıskanılmaktan çok sizinle gurur duyuyorlar. O yüzden nazar değil, gurur enerjisi var. Korkmanıza gerek yok. İşinizle alakalı uzun süredir toplantılar, gitmeniz gereken işlerle ilgili, projelerle ilgili aksilikler görmüyorum. Kendi başarınızla ilgili de korkulacak hiçbir durum yok. Ve yerinizde de hak ettiğiniz evreyi yavaş yavaş koltuğunuza geçmeyi tamamlıyorsunuz. Kurumsal derseniz farklı bir kurumsala, banka derseniz farklı bir banka düşünceniz varsa bunlarla ilgili destek alarak doğru bir enerjiyle iyi bir noktanın aydınlanmasına geçiş sağlayacaksınız. Bu ara eğitimlerinizle alakalı da uzun süredir çözmeniz gereken konular gündemimizde olabilir. Unuttuğunuz ufak tefek evraklarda sıkıntılar söz konusu olsa da siz bunu çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Hiçbir problem, sıkıntı görmüyorum. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara hayal ettiğiniz ve almak istediğiniz araç ve rengi kırmızı ya da gri isteyenler, hadi hayırlı olsun, aracınız muhteşem şekilde kapınızda ve hoş geldin yengeçler diyorum size. Çünkü 21 Haziran 12.43'te 12.14'te Güneş artık Yengeç Burcu, 23 Haziran'da da Venüs ikizler iletişimiyle birlikte hem karizmatik, hem enerjiniz, hem yüksek kazancınız göz çarpıtacak ve size uğurlu ve bereketli gelecek. Siz ne yapmak istiyorsanız Rabbim size en iyi şekilde sunacak diyorum. Evet, yeni iş kurmak, mesleki anlamda farklı alanlarda yer almak istiyorsanız bunlarla ilgili kafanızda bir oluşum yaratacaksınız. Yakın bir dostunuzla kuracağımız iş sistemi size güçlenmenize, başarınıza ve hedeflediğiniz iş kapınızın anahtarını size sunacak gözüküyor. Bu ara işleriniz çok yoğun olacak ve parasal kazançlarınız da yoğunlaşsa da geçmiş iş mahkemelerimiz ya da geçmişe ait bazı mahkeme konularımız gündemde olabilir. Bunları mümkün olduğu kadar kaçırmayın efendim. Çünkü sonuç size para olarak gözüküyor. Aşk hayatınız çok hareketli. Geçmiş ilişkiler, gizli yaşadığınız ilişkiler açığa çıkabilir. Flört ettiğiniz ikinci ilişkiniz gündeme gelebilir. Bu ara evli çiftlerde renklilik kaynaklı hatalar yapılabilir. Aman dikkat edin. Kimseye sırrınızı vermeyin, yoksa düzeniniz ve ilişkiniz çok büyük bir zarar görecek. Dikkatli olun diyorum. Bu ara özellikle yalnız yengeçler için güzel bir aşk enerjisi ve tanıştırılma, sosyal ağlardan tanışacağınız kişiyle güzel bir bağ evremiz söz konusu olacak. Geçmiş ilişkiniz ya da uzun süredir onunla ilgili hayal ettiğiniz noktaların artık gerçek yüzünü görün. O sizde değil, o başkasına ait. Size de güzel bir enerji akışı sağlıyorum. Enerjiyi alıyorsunuz ve aşkı kabul ediyorsunuz. Çünkü aşk size güzellikle gelecek, güzel fırsatlar yakalanacak. Bu ara nişanlı ya da sözlü çiftlerimizde aile kaynaklı sorunlardan yüzük atılabilir. Yüzükle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Aileyi kenarda tutun, ilişkinize sahip çıkın, yoksa başkaları uğruna ilişkiniz bitmiş olacak. Bundan vazgeçmeyin, siz birbirinizi seviyorsunuz diyorum. Ailenizde de özellikle erkek, abi, kardeş, bekar varsa hayırlı bir kısmet evresi var ve güzel bir noktada o da evlilik hayatına geçişini sağlayacak. Ailenizle ilgili özellikle teyze, dayı, bu tarz noktalarda miras konularımız ve dayımız size kazık atabilir. Dayı ya da teyzeleriniz size sahte bir imza verebilir. Lütfen doğru kontrol ederek haklarınızı kaybetmeyin diyorum. Bu arada sindirim sistemlerimiz,
Mideyle alakalı asitlerimiz gece uyku problemi yaratabilir. Mümkün olduğu kadar bu sağlık problemlerimiz, mide ve asitlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Evle ilgili ufak tefek tadilat niyetleriniz var. Özellikle yatak odamızda yatak odasını komple hani yatağı değiştirmek, yastığı değiştirmek fikriniz var. Evet, uzun süredir burada rahatsızdınız ve bu konuyu bir an önce çözmeniz lazım. Çünkü boyun fıtığınız da gündeme geliyor, gözüküyor. Estetik burun ameliyatı ya da varislerle ilgili sıkıntınız olabilir. Bunlarla ilgili randevu alabilirsiniz. Hoşça kalın efendim. Sevgili aslanlar, güzel ailem, abone ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz diyorum. Evet, bu hafta özellikle kendinizle alakalı planladığınız birçok noktada aksilikler yaşayabilir. Fazla şımarık enerjiniz, işlerle ilgili yaşadığınız krizleri görmemenize neden olur. Neden olabilir? Mümkün olduğu kadar bu hafta işimizle ilgili odaklanmamız gerekiyor. Çözmemiz gereken evraklar, toplantılar, vergi borçları, vergi dairesi, bu tarz yoğunluğumuz söz konusu olacak. Hadi odaklanma vakti, keyif vakti diyorum. Evet, unutmayın ki artık Güneş Yengeç Burcu geçişini 21 Haziran 12-14'te gerçekleştirecek. Venüs İkizler Burcu seyrine devam edecek 23 Haziran'da. Siz aşkla şifalanmak istiyorsunuz ya, ama işte aksilikler var. İşinize odaklanın. Yurt dışı ve yurt dışı ile alakalı bazı evrak eksiklikleri, yanlışlıklar sizin işinize engel olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları kontrol edelim diyorum. Uyardım bile. Bu ara kurumsaldan farklı bir beklentiniz varsa, maaşınız, priminiz, bunlarla ilgili üst düzey yöneticilerde ani değişim yüzünden geride kalabilir. Biraz daha bunlar için mücadele verebilirsiniz diyorum. Devlette çalışıyorsanız artık cesaretinizi toparlayın. Çünkü yeniliklere ve yeni oluşacak bazı değişiklikler sizin de artı puanınız olacak. Artık orada kendinize gösterme vakti. İşsizseniz ve uzun süredir iş arıyorsanız, çok geçmiş bir dostunuz, yakın çalışma arkadaşınız size getireceği teklifi gözden kaçırmayın, değerlendirin. Çünkü güzel bu iş ve verimli bir nokta söz konusu olacak. Bu ara en önemli şey de kendi işinizle ilgili hissettiğiniz birçok şey başarıya doğru gidiyor. Hadi işine odaklan, hadi enerjiyi yakala, hadi ben sana güveniyorum. Çünkü sen uzun süredir buraya tırnaklarınla gözünle baktın, pes etme vakti yok. Güçlen ve buraya kodla kendini. Sen buranın kodusun ve sen bir markasın ve sen yürümelisin. Aşk hayatınızla alakalı özellikle gerideki kişiler geri gelebilir. Yani bundan 3 sevgilin, 4 sevgilin geri dönebilir. Eski eşin geri dönebilir. Bunlar sizi sadece yerler, psikolojik olarak yıpratırlar. Bunların geri gelmesi sizin geçmiş travmalarınıza dokunmasına sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar geçmişi geride bıraktığınızı artık öğrenmek gerekiyor. Şu an ilişkisi olanlar için bu ilişki ciddiyet ve doğru noktada ilerlese de ilişkinizdeki kişinin yurt dışı ile ilgili iş seyahatleri, sizin de farklı noktalarla iş seyahatiniz, kısa aralıklı ara bozuklukları olsa da siz birbirinize aitsiniz ve evlilik yapacaksınız. Sabırlı olun. Aşk isteyen sevgili aslanlar, aşktan çok sizin sevgi şifaya, yani egonuzu biraz indirecek insanlara ihtiyacınız var. Daha yumuşak ve daha değer görmeye ihtiyacınız var. Aşk sizde var. Yani bu dönem testten, sınavdan geçeceksiniz aşkla. Eğer doğru o gözü yakaladığınızda hayat arkadaşınız sizin evreninizde gözüküyor. Bu ara meditasyon, hafif müzikler, jimnastik ruhunuza çok iyi gelecek. Uzun soluklu yürüyüşleri de gün içerisinde hayatımıza alırsak, bunu kural edinirsek kalp damar sağlığımızı daha rahat bir şekilde oturtabiliriz. Bu ara ev içinde ufak tefek kazalara dikkat edelim. Özellikle yaşlarımızın kırılma, incinme durumları söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar onları kollayıp sıvazlayalım, değer gösterelim diyorum. Bu ara evli çiftlerde de en önemli şey evinizle alakalı pimapen, camlarla ilgili yenilik, perdeyle alakalı yenilenme noktalarınız var. Hadi hayırlı olsun. Yurt dışına gitmek istiyorsanız da yurt dışı evraklarınızla ilgili zorlayıcı da olsa hedef noktanıza ulaşacaksınız ve bu kapı sizin için hayırlı ve kalıcı sağlam noktanız söz konusu olacak. Sevgili aslanlar, dijital alanlarla alakalı iş yaparken aşık olabilirsiniz. Dijital alanlarda kendi reklamınız, kendi ağınızı oturturken ruh ikizinizle karşılaşma gibi bir durumunuz da var. Gözden kaçırmayın diyorum. Bir de eğitim ve iş gereği bazı sınavları gayet başarılı ve verimli şekilde vereceksiniz. Endişe etmeye gerek yok. Ev hanımları bu ara
perdeler dedim, unutmayın. Sağlık olarak sevgili aslanlar, alerjik saç dökülmesi ve egzamalarımız daha gün yüzüne çıkabilir ve strese dayanıklı bazı vücudumuzu rahatsız edebilir diyorum. Biraz ben de rahatsızım, idare edin beni. Vallahi güzel takipçilerim, her şey böyle kitlenmiş gibi konuşuyorum. Mevsimsel grip oldum. Lanet olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Nefes alamıyorum mesela, o kadar stresliyim. Evet, aşk ve duygu ve doğru başarıyı sağladığınızda sevgili aslanlar, size dokunulacak hiçbir şey, korkmanıza gerek yok. Çocuklarınızla ilgili korkularınız varsa onları yaz okulu gibi düşünceleriniz var. Bir de özellikle ailenize ait yazlık evde bir tamir tadilat konularımız da söz konusu olabilir. Sevgili başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı, bizi takip etmeyi, değer vermeyi unutmayın güzel ailem. Evet sevgili başaklar, zıt bırt enerjiniz değişiyor. Bir çıkıyorsunuz, bir aşağı iniyorsunuz. Bir mutlusunuz, bir mutsuzsunuz. Bir öfkeli, bir gergin. Bir mutlu, bir kahkahalı. Bu hafta bunu çok fazla yapacaksınız. Her an seyahatler çıkabilir. Her an yolculuklarımız var. O yüzden bu inişle çıkışta duygusal enerjinizi sakinleştirerek çözmeniz gerekiyor. Bu ara ortaklı işlerle ilgili çok büyük kazançlar ve verimlilikler var. Yaptığınız işte başarı ve önünde problemsiz çözeceğiniz bir sürü evraklarınız var. Odaklanmaya ve işinizle alakalı noktayı çok iyi şekilde değerlendirmeyi önemsetin diyorum. Eğer kurumsal alanlarda çalışanlar için, özellikle sevgili başaklar, işinizle ilgili evrak yoğunluk, banka, finans, mesela insan kaynaklarında çalışıyorsanız ani değişimler, ani yönetim değişimleriyle ilgili noktada açık olmanız gerekiyor. Ucu size de dokunabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Devlet ve taşeron ve devlet arasında çalışıyorsanız, işinizle ilgili memuriyet ya da haklarınızla ilgili başvurularınız olumlu olsa da, burada çok yakın dostu ya da yakın bildiğiniz kişilerden destek alarak memurluk haklarınıza kavuşabilirsiniz. Devlet kapınızla ilgili zorladığınız bir iş beklentiniz, evrağınız varsa, olumlu bir kadının desteğiyle birlikte bu iş kapınız hayırlı ve verimli noktaya erişecek. Hiç korkmayın. Bu ara yaşlanmaktan mı korkuyorsunuz? Dinamik olmaktan mı korkuyorsunuz? Onu bir çözün. Yaşlanmak, yaş almak, evet güzel, ama siz galiba psikolojik yaşlanmayı kabul ettiniz. Ruhunuz yaşlı, ruhunuz dinamik. O kadar değişken bir ruhunuz var ki, kişisel ruhunuzu bir an önce çözmeniz gerekiyor. Sevgililer, sevgilisi olan sevgili başaklar, aşk hayatınızdaki kişinin sizi çok fazla kasvettiği, kıskançlık yaptığı, paranoyak yaptığı, dağınık yaptığı sizi çok fazla yoruyor. Biraz özgürlük alanınızı iyileştirmek, kendi yönünüzü bulmak istiyorsunuz ama kıskanılmak da hoşuna gidiyor. Sonra da kapris yapan sen oluyorsun. Hem ya kıskan ya kıskanılma lütfen. İlişkisi olmayan ve uzun süredir ilişki konusunda muzdarip olan sevgili başaklar için, yani yakın komşular, yakın çevrenizdeki tanıştırılmalar, hani görücü usulüyle görüşmeler size mutluluk verebilir. Hiç kimseye hayır demiyoruz, tanışıyoruz. Çünkü doğru enerji de burada var olan bir noktada gözüküyor. Ailemizle alakalı uzun süredir miras konuları, ev alım konuları ile ilgili daha yer bir türlü bulamadık. Ruhumuza uyan bir noktayı bulamadığımız için Türk paramız eriyor. Acilen bu noktaya çözüm yapın, yoksa paranız değer kaybına doğru ilerleyecek diyorum. Bu ara ruhsal değil de geçmiş çocukluğunuz, geçmiş anılar, baba özlemi, dayı amca özlemi, babaanne özlemi, yani geçmiş konulara daha yoğun bir şekilde özlem duyabilirsiniz. Bu da size biraz duygusallığınızı arttırabilir. Yani hepimiz sırası gelince gideceğiz. Endişe etmenize gerek yok. Yani acele etmeyin. Gidenlere ruhuna Fatiha, kalanlara da Allah sağlık sıhhat versin diyorum. Evet, bu ara aşk konusunda uzun süredir bilinçaltınızda o benim dediğiniz kişiyle gerçekten güzel bir diyalog yaşayacaksınız. Eski ilişkilerle ilgili de kafanız dönem dönem karışsa da, şu anki ilişkiyi daha sağlam bir noktada oluşturmak istiyorsunuz. Sabırlı ve mantıklı olun. Evli çiftlerimiz için yıllardır emek verdiğiniz ev yatırımınız, hayaliniz gerçek oluyor. Birçok ailenizin desteğiyle birlikte eviniz uğurlu ve bereketli olsun. Anahtarı size şifa gibi aydınlansın diyorum. Çünkü en büyük hayaliniz de, hadi hayırlı olsun.
olsun diyorum. Bu ara boşanma fikri olan ve hala ilişkiyle ilgili oturtamadığınız dengelerde bazı sıkıntılarınız var. Artık bu olayı lütfen çözün. Yoksa bu çocuklar ve sizin psikolojiniz, öfkenizi kontrol edemiyorsunuz ve sözlü şiddetler biraz evdeki insanları kasıyor. Mümkün olduğu kadar bu enerjiyi dışarıda takip edip çocuklarımızı yormamamız gerekiyor. Uyarımız var. Bu ara ufak tefek ev içerisinde tamir tadilat konularımız olabilir. Mutfakla ilgili yenilikler değiştirmek isteyebilirsiniz. Evi komple değiştirmek isteyebilirsiniz. Hadi hayırlı olsun. Ekonominize göre doğru ev enerjinizi yerinde tutacaksınız. Yani bu ay özellikle arsanızla ilgili de alım satım konuları gündeme gelebilir. Arsanız ya da aile arsanız değerli, acele etmeyin, sabırlı olun. Sağlık olarak göz kontrollerimiz ve gözle alakalı ileriye, hani uzağa görmemekle ilgili sıkıntılarımız ve sol diş etimizde iltihaplanmalarımız söz konusu. Ağzımızda iltihaplar söz konusu. Dikkatli olun sevgili başaklar. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel bir hafta. Mesleki anlamda gerçekten güzel projelerde tanıklık edeceksiniz. Ve yapacağınız işler ve bulunduğunuz iş ortamındaki olaylar size çok motivasyonunuzu ve güzel bir enerjiyle kahkaha atmanıza yardımcı olacak. Ekip çalışma arkadaşlarımız, yer değişimleri, sizin yer değişimleriniz sizi gerçekten onur edecek noktada olacak. O yüzden etrafınızdaki her şeyi doğru gözlemlerken gülümsemeyi unutmayın. Çünkü işteki mesleki başarı size ünvan ve başarıya doğru götürecek. Bu ara özellikle de kurumsal alanda idealist noktalarınız, projelerle ilgili yapacağınız yenilikler size daha kazançlı evreler ve prim noktasındaki hak evrenizi daha sağlam şekilde oturtacaksınız. O yüzden gerçekten bu iş sizin, başarınız şimdiden hayırlı olsun diyorum. Devlette çalışıyorsanız ya yakın ekip arkadaşlarınızın size gizli düşmanlıklar etmesinden kaynaklı iftiralara maruz kalabilirsiniz. Bu ara sır verip ser vermeyin çünkü zararlı siz olabilirsiniz diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız uzun süredir buraya çok emek verdim tırnaklarımla. Evet, ne güldürüyor ne öldürüyor dediğimiz bir enerjidesiniz ama burası yavaş yavaş kendi kalitesini, kendi başarısını oturtuyor. Umutsuz olmayın. Burası size hem maddi hem de manevi kazanç sağlayacak. Korkmanıza gerek yok. Bu ara özellikle de yeni iş kurmak istiyorsanız ve işinizle ilgili markalaşmak istiyorsanız bunlarla ilgili ekstra eğitimler, dil eğitimi, yabancılarla bağlantı içerisinde olacağınız işlerde ekstra kazançlar sağlamanız için organizasyonu ve ekip arkadaşlarının hepsinin aksanı düzgün olmalı. Yoksa zarar görebilirsiniz diyorum. Alım satım işiyle uğraşıyorsanız kaliteli alım satımlar gerçekleşecek. Ekstra kazançlar sizin halinizde mutluluk ve keyif verecek diyorum. Uzun süredir ödemeye çalıştığınız geçmiş borçlarınızla ilgili doğru ödeme sistemi ayarlanacak ve sizin üstünüze düşen görev çok rahat bir şekilde tamamlayacaksınız. Eski işinizle ilgili iş alımı, tekrar iadesi beklentiniz varsa Eylül'de bu konular gündeme tekrar gelecek. Şu an bulunduğunuz noktada kontrollü bir şekilde devam etmenizi öneriyorum. Evet, aşk hayatınızla alakalı noktada bu ara adını koyamadığım ilişki ve uzun süredir var mısın yok musun yarışması gibi devam eden ilişkiniz sizi yıpratıyor. Artık var ve yoksa yok, yoksa var dediğimiz evreye karar verin ve yolunuza gidin diyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar için adeta romantik bir hafta, birbirimize güzel itiraflar ve geçmiş kişiler aranızı bozabilir. Geçmiş ilişkileriniz bu güzel yeni başlayan ilişkiye zarar verebilir. Mümkün olduğu kadar geçmiş ilişkilerinizden gizli bu enerjiyi yaşarsanız hem haz anlamında hem de ilişkiniz daha sağlam noktada olacak. Bu ara özellikle de üreme organlarımızla alakalı sağlık problemleri söz konusu olabilir ve kendimiz bu tarz sağlık problemleri gündemde olabilir. Kontrol ettirmenizi öneriyorum. Aşk mı, heyecan mı, enerji mi, farklı bir ruhta olan bazı teraziler için bu ara eğlenceli gece hayatı, eğlenceli vurdumaz. Bunlar mikrop kaptırabilir. Dikkatli olunuz efendim. Evli çiftlerimiz için de özellikle son zamanlarda tatil planınız, tatille alakalı gitmeniz gereken noktalarla ilgili doğru enerjidesiniz ve çocuklarınızla alakalı da yeni eğitim, yeni kurallar, dil eğitimi aldırmak istiyorsunuz. Bunları gayet başarılı ve verimli şekilde hayata geçireceksiniz. Korkmanıza gerek yok diyorum.
Bu arada en önemli şey sizin eşinizle yapacağınız bazı ortak işlerde size büyük başarı ve aydınlanma söz konusu olacak. Hızlı ve seri şekilde ailenize ait miraslar gelmesini istediğiniz konularda da artık adalet yerini bulacak ve hak ve güç evresinde büyük bir oluşum tadacaksınız. Hiç korkmayın, başarı sizin elinizde diyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda orta kulak ve iç kulak hassasiyetiniz var. Bunlar ileride sıkıntı olmasın. İç kulaktaki kristaller hassasiyet gösteriyor. Bunu bir an önce çözün. Bu ara mesajlar, mailleri unuttuysanız okumayı, bazı hacizlik olaylarınız var. Bunları da gözden geçirirseniz sevinirim. Ve eğitim konusunda da özellikle dil eğitimi almanızı, yarım bıraktığınız eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Unutmayın efendim. Hoşça kalın. Sevgili akrepler nasılsınız? Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Kısa ve net tutacağım. Bir inatçı kişiliğiniz ön planda olacak. Hedeflerinizle alakalı maddi olanakları çok fazla zorlayacağınız bir hafta. Yurt dışı ile alakalı açılmasını istediğiniz yenilikler için güzel fırsatlar söz konusu olacak. Bu ara çok fazla işle alakalı bağlantıları güçlendirip kendinizi daha doğru noktada rahatlatacağınız bir evredesiniz. Ters gibi gördüğünüz her şey size artıya doğru dönüşecek. Ve bu ara disiplin, kural ve askeri mantıkla devam ettiğiniz takdirde ekip arkadaşınız, iş alanındaki oluşumlar sizi güçlenmenize, konumunuz, mertebenizle ilgili daha rahat evreleri sağlayacaksınız ve hareketiniz genişleyecek. İş alanınızdaki saygınlığınız artacak gözüküyor. O yüzden bu hafta doğru enerjiler var iş konunuzda. Hiçbirini kaybetmeyin ve bu enerjilerle birlikte büyümeye, daha güzel tecrübeli alanlarda yer almanıza yardımcı olacak diyorum. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız, özellikle kurumsaldan devlete girmek istiyorsanız güzel bir teklif var, değerlendirebilirsiniz. Devletten kendi iş ayrılıp kendi işinizi yapmak istiyorsanız biraz daha 6 ay gibi bir zaman var. Acele etmenizi önermiyorum. Şu an bulunduğunuz noktayı koruyun. Bu ara kendi işini yapanlarda ekstra kazançlar ve yurt dışı ile ilgili altyapıyı oturtma fikirleriniz çok daha ön planda. Bunları toparlayıp kendi gücünüze ve markanıza odaklanıp ortaklı projelerde daha büyük başarılar elde etmek istiyorsunuz ve kendini ispatlamak istiyorsunuz. Ispatla. Çünkü sen varsın ve sen artık bu hafta tam anlamıyla doğdun ve doğduğun her şey size bolluk ve bereket getirecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Güzel başlangıçlar, uzun soluklu iş kazançları sağlayacak gözüküyor. Geçmişinize ait iş mahkemeniz, para konularınızla alakalı noktada evet bunlar olumlu olsa da daha bir 7-8 ay gibi vaktiniz var. Haklarınız size iade edecek. Ailemizde cezaevi, ceza alan kişiyle ilgili bir sıkıntı gözüküyor burada. Ailede ceza, cezalandırılma, cezaevi gibi. Bu uzun soluklu doğru bir avukatla yön çizilmesi lazım. Yoksa uzun soluklu bir sıkıntı gündemimiz söz konusu olacak. Şimdiden bunu toparlamanız gerekiyor diyorum, dedim bile. Bu ara borç alım konularınızla alakalı noktada geçmiş borçlarınız size geri iade edilecek. Alınması gereken haklarınız alınacak ama sizden bu ara borç isteyenlere çok vermek istemiyorsunuz ama gerçekten isteyen bir dostunuzun ihtiyacı var. O parayı yok sayın. Allah katında sadakanız olsun. Siz daha çok para konusunda sevaba geçiş sağlayacaksınız. Bu ara özellikle göğüs ya da estetik fikirleriniz var. Kışın yapsaydınız, şu an hava hem sıcak hem soğuk, yani çok sağlıklı olmaz. Kışa bırakırsanız sevinirim. Estetik noktalarınızı ihmal etmeyin. Aşk konusunda özellikle uzun soluklu ilişkilerde evlilik teklifi alabilir, evlilik teklifi verebilirsiniz ve gün ve tarih, ailevi tanıştırmalar söz konusu olacak gözüküyor. Bu sizin için hayırlı. Hiç ilişkisi olmayan ve aşka inanmayan sevgili akrepler, biraz daha inancınız geride tutun. Sadece iş ve para odaklı devam ettiğiniz takdirde doğru aşk için yengeç ayı, yani Temmuz ayına ihtiyacınız var. Aslında yengece 21 Haziran 12-14'te Yengeç Burcu'na geçiyoruz ama Temmuz'un tam ortasında yeni bir aşk enerjinize iyi gelecek. Geçmiş sevgiliniz geri dönmek isteyebilir. Affederseniz aynı noktadan yara alacaksınız, bilginiz olsun. Hoşlandığınız ya da etki altında olduğunuz kişi size adım atacak ama hayal ettiğiniz gibi kişi gibi çıkmayacak. Onu da en azından içinizdeki ukdeniz kalmasın, tanıyın diyorum. Evli çiftlerimiz ve çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu ara borç sistemi, kredi başvurularınızla ilgili olumlu evre, uzun süredir de emlak vergisi,
vergi borcunuz, araç borcunuz ya da unuttuğunuz borçlarla alakalı da sağduyulu olup sistematik her şeyi halledeceksiniz. Hiç endişe etmenize gerek yok. Yalnız bu ara evli çiftlerde özellikle iş değiştirmeyi düşünen çiftler için doğru bir karar. Çünkü haksızlıklar var ve burada var olmak istemiyorsunuz. Gelecek teklifleri doğru değerlendirdiğinizde yeni işiniz hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu ara yabancı dile de merakınız var. Tamamlamak istediğiniz dil eğitimi projelerine katılabilir ve ekstra kurslar merakınız da size renk katacaktır diyorum. Bu ara diş sıvılarınız, kemik ağrılarınız, kalça ve siyatik problemleriniz olabilir. Dikkatli olun. Uyardım zaten dikkatli olmanızı. Bir de bu ara yurt dışından misafirlerimiz ya da yurt dışına gideceğimiz noktadaki gayet sohbetli ve güzel ağırlanacak. Hiç endişe etmeyin. Yalnız ev tadilatla ilgili özellikle boya badana ve özellikle balkonu kapatma gibi fikriniz olabilir. Ya da balkonlu bir ev yatırımı yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Sevgili yaylar nasılsınız? Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın efendim. Emeğe saygı. Bu ara yaratıcılığınız, projeleriniz, kendi içinizdeki düşündüğünüz hayallere dokunmak için çok güzel gerçekleştireceğiniz planlar, tecrübeli olduğunuz noktalarda daha doğru adımlar atıp kendinizi doğru şekilde ispatlayacaksınız. Bu ara eski konular, eski iş yeriniz, eski iş arkadaşlarınıza kafayı takmayı bırakın. Şu an bulunduğunuz nokta sizin başarınıza odaklanmanıza yardımcı oluyor. Mümkün olduğu kadar sağlıklı, sağlam işler enerjisinde bulunuyorsunuz. Kaybetme korkunuz olmasın. Yaşam amacınızın ne olduğunu bulmak, onunla alakalı bir planladığınız işlerin arkasında durmak sizin göreviniz. Sağlam o oluşumları kendi enerjimize alacağız. Eksik giden noktaları geride bırakacağız. Yani biz ne istediğimizi bu hafta biliyoruz. Neye dokunmak, hangi işte olmak, hangi noktayı bulmak bizim en büyük oluşumumuz olacak. Yani kendi bedenimizi, kendi hayatımızı yeniden projelendireceğiz. Bu da size uğurlu, kısmetli ve bereketli gelecek. Bu ara özellikle devlette çalışıyorsanız, devletle alakalı imkansız orasını istiyorum ama olmaz dediğiniz kapılarda size fırsatlar, orada değişimler sizin yavaş yavaş o noktaya gitmenize yardımcı olacak. Kurumsalda konumunuzla alakalı rahatsız olduğunuz ve belirsiz giden noktalar için artık üst düzey yöneticilerinizle ya da sizinle ilgilenen yöneticinizle konuşmanız lazım. Yoksa her geçen gün haksızlık duvarında bodozlama size yürüyecekler, bilginiz olsun diyorum. Otokontrolünüzü kaybetmemeniz gerekiyor. Sinir öfkelerimizi yumuşatmamız gerekiyor. Evet, çok zorlayıcı rakiplerimiz var. Herkes bizim üstümüze oynasa da sizin başarınız bu hafta daha yüksek. Siz bunu en iyi şekilde başaracaksınız. Kendi işini yapanlar da için, kendi işinizi yapıyorsanız burada ortak alımı, ortakla ilgili yaşayacağınız problemler artık geride kalıyor. Sizin dokunduğunuz her nokta size uğurlu bir şekilde, akıcı ve verimli şekilde hayatınıza geçiş sağlayacak. Bu ara ailenizin desteğiyle iş kurmak isteyen sevgili yaylar, cesaretinizi toparlayın. Bu işte güzel para ve yenilik var ve ne yapmak istiyorsanız yolunuz aydınlık. Yurt dışı ile ilgili maddi imkanları zorlayıp yerleşmek isteyen sevgili yaylar için gideceğiniz yolculuk, orada kalıcı iş kapılarınız ve sağlam noktaları uyarlayacağı için gideceğiniz herhangi bir noktada kriz yok. Rahat rahat yolculuğunuza göç etmeye devam edebilirsiniz diyorum. Şehir değişimi, alan değişimi niyeti olan sevgili yaylar için evet, hem kararlı hem kararsız yönünüz var. Hem yoğun bir insan kalabalığına aitsiniz hem de artık sakinleşmek istiyorsunuz. Gideceğiniz yolculuk iş alanında başarılı olacak. Aşk hayatınızda güçlü ilişkiyi oturtmak, yeni başlangıçlar sizin sağlamlaşmanıza yardımcı olacak. Enerjiniz yeni tanıdığınız insanla uyum içerisinde olacak. Bence bu atılım ilişki için doğru bir süreç diyorum. Bu ara özellikle kozmetik sektörüne merak saran, kendi markasını yaratmak isteyen sevgili yaylar, hadi yapabilirsiniz. Spor alanında sporla ilgili aktif noktalarınız varsa kendi işinizi yaratabilirsiniz. Müzikle alakalı proje ve sanatla ilgili fikirleriniz varsa bunun için altyapıları oluşturup kendi adımlarınızı sağlam şekilde oluşturmanız için çok doğru bir hafta. Bu arada dostlarınızdan kazık yiyebilir, dostlarınızın gerçek yüzünü görebilirsiniz, canınızı acıta acıta listeden çıkartma haftanız gözüküyor. Aşk hayatınız, özellikle sosyal çevreniz oldukça güçlü ve hareketli geçecek. İlişkileriniz çoğaltıp dostlarınız, ilişkileriniz, çevrenizi çoğaltıp onlarla
gıda almayı öğreneceksiniz. Sohbet etmek, zevk almak, konuşmak, bunlar size şifa gibi gelecek. Uzun süredir beğendiğiniz ve hoşunuza giden kişi size adım atacak ve bu da sizi fazlasıyla heyecanlandıracak. Eski göçleri unutun. Eski yüklerinizi atın. Siz eski değil, yeni kimliksiniz. Yeni kimliğiniz hayırlı olsun diyorum. Bu arada abartılı davranışlar, abartılı hareketler, abartılı konuşmalar ruhunuzda olacak. Sağlık sorunu uzun süredir ihmal ettiniz. Bazı engeller, yürümede aksaklıklar söz konusu olabilir. Ağız enfeksiyonlarımız, aflarımız hareket edebilir. Oldukça dikkatli olalım. Evli çiftlerimiz için bu ara bu en önemli şey, işinizle ilgili maaş konularında yaşadığınız krizleri çözüp evdeki düzensiz para sistemini oturtmak istiyorsunuz. Ama siz de dağınıksınız, bunu toparlatın. Sizin toparlanmanız lazım. Eğitim konularında yapmak istediğiniz dil eğitimi yabancı değil. Dil eğitimi yabancı değil. Aynısı unutmayın. Bazı kurslar niyetiniz var. Hayırlı olsun. Bunları gayet güzel şekilde yaratacağız. Evde yenilenmesini gereken küçük banyonuz ya da duşakabinizin değişme vakti gelmiş. Bunu bir an önce çözün. Evet, sağlığınızda doğru beslenmiyorsunuz. Doğru beslenme şart efendim. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar. Bence evinizle alakalı, özellikle ilişki evinizde çok fazla sosyalleşme, aşk konusunda yenilikler, rutin iş temponuzdan kaynaklı girişken ruhunuz oldukça keyifli ve sağlığınızla alakalı olması gereken tetkikleri yapıp artık bedenimize doğru davranmayı öğreneceğimiz bir hafta. Hızlı iş temponuz yoğunlaşacak. İşinizle alakalı ekip çalışmanız, yarattığınız yeni projeler, oluşturmak istediğiniz hislerinizle ilgili bunu yapmalıyım dediğimiz işler çok başarılı şekilde düzen, tertip yaptığınız takdirde işinizle ilgili bir aksaklık yok. Hatta yoğun tempo, yoğun çalışma size büyük renk kazandıracak, enerjini yüksek tutacak. Bu ara yorgunluk değil de işinizle alakalı yorgun fikirler, insanların yorgun düşünceleri sizin ruhunuzu yoruyor olabilir. O enerjileri bir geride bırakalım, camımızı açalım, o kişi kötü enerjileri dışarı atalım. Yorgun enerjimizi dingin yaratmamız, çünkü o insanların yorgunluğu sizi yoruyor. İşinizle ilgili kurumsaldaysanız çok güzel değişimler, hak ettiğiniz imza atılacak gözüküyor. Devlette çalışıyorsanız, devletle alakalı sistemde yöneticilerin gitmesini istiyorsanız biraz daha sabırlı ve mantıklı olmanız gerekiyor. Kendi işinizi yapıyorsanız oldukça akıcı ve hızlı paralar sizin hayatınıza girecek. Emlak, alım, satım, insan kaynakları, finans anlamında çalışıyorsanız, kendi alanınızdaysanız ekstra kazançlar, ekstra yenilikler söz konusu olacak. Ve projelerle alakalı da yapmak istediğimiz inşaat ya da bunlarla ilgili projelerimiz varsa çok güzel anlaşmalarla birlikte hızlı bir haftayı geride bırakacaksınız. Size güveniyorum. Size 10 yıldız veriyorum. Çünkü sizin meşguliyetiniz sadece iş ve hedeflediğiniz nokta bu. Bunda büyük bir başarı var gözüküyor. Yalnız ailenize ait işlerinizle ilgili bazı borçlardan kaynaklı haciz, evrak konularımız gündeme gelebilir. Bunları bir an önce sistematik olarak halletmeniz lazım. Halletmediğimiz takdirde evimize, iş yerimize icra gelebilir diyorum. Bu ara ortak kararı veren sevgili oğlaklar için ortaklı iş çok güzel, heyecan verici olabilir ama yeri ve alanı doğru görmeniz lazım. Yer ve alan doğru olmadığı sürece işiniz başarısızlığa gidiyor. Merkez daha cadde olmalı. Siz kenarda düşünüyorsunuz. Kenarı bırakın, daha ortak bir noktada iş alanınızı açmanızı öneriyorum. Bu ara aşk hayatınızla alakalı romantizm, el ele gezmek, flört etmek, sohbet etmek, enerjiniz gayet karşı cinse karşı böyle. Ki asla duygusunu yansıtmayan Oğlak Burcu güzel bir el ele tutuşu. Hayat arkadaşınızla güzel projelerde yer alacağınız, hatta aşk mantıklı doğru gittiği takdirde de evlilik teklifi konuşmalarımız söz konusu olacak. Sezgilerinizin gücü, hissettiklerinizin cazibesi, varoluşunuzun senaryosunu ilişki konusunda siz hazırlayacaksınız. Bu ara yaşça büyük insanlara ilgi duyabilir ya da yaşça büyük insanlar sizin etrafınızda ilgileniyor olabilir. Ve ekonomi durumu güçlü olanlar için de evlenme planınız varsa kısmetler fazla var. Gözünüzü dört açın diyorum. Eski ilişkinizle alakalı yaşadığınız girdaptan çıkmadığınız sürece yeni ilişki size haritanız sunmuyor. Girdaptan çıkın, artık orada siz nefes alamıyorsunuz diyorum. Bu ara evli çiftlerimizle alakalı iş konusundaki yaşadığınız krizlerden kaynaklı biraz aramızda soğuk iletişim var. Bunu düzeltmemiz lazım. Uzun süredir de evli çiftlerimizin çalıştığı noktada özellikle eşinizin iş değişimi hayırlı ve uğurlu olsun. Sizin de devletle alakalı beklediğiniz evrak olumlu şekilde hanemizin içerisine girecek ve hayırlı bir enerji sağlanacak gözüküyor. Bu ara takıntılarınız ön planda olabilir.
Dostlarınızla alakalı sırlar masaya yatabilir. İnsanların böyle size verdiği sırları tehditkar konuşmalarla, hani ben her şeyi yaparım modunda olduğunuz için onları biraz gözünü korkutabilirsiniz diyorum. Aman fazla abartmayın. Ailenize ait miras konularımız ve çözülmesi gereken haklarda haksızlığa uğrayabilirsiniz. Sizi yok sayabilirler. Bunun için mahyasal problem, yasal süreci halletmeniz gerekiyor. Bir de ev taşınmak, ev düşüncesi içerisinde olduğunuz konularımız var. Şimdiden yeni eviniz, yeni düzeniniz hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, sizin en önemli bu ara parke, parke ile alakalı renk değişimi ile ilgili kararlarımız var. Bir de özellikle salondaki panjurlarla ya da panjur yaptırma, demir yaptırma niyetiniz olabilir. Şimdiden hayırlı olsun. Sağlık problemimiz özellikle vücuttaki şişmeler, vücut şeker ve tansiyona dikkat edelim. Vücudumuz uyarı veriyor, ihmal etmeyin. Ve son zamanlarda da gözde yakınla ilgili, gözde yakını okumayla alakalı gözlük değişimi söz konusu olabilir. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Yalnız ev hanımları, bu ara bir de teras ya da bahçeyle ilgilenmek istiyorsunuz. Yeni bahçe yaratmak istiyorsunuz da ne yapacaksınız? Anam, madımak mı toplayacaksınız? Yeterin artık, yani evdeki işler sizi bekliyor. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Hisleriniz, güçlü sezgileriniz, sahip olmak istediğiniz dengeler çok güzel bir akışa geçiyor. Hırslar, hedefler, odaklanma. Yani ya, hani yarışma programında oluruz ve bu hafta biz kazanmalıyız deriz ya. Aynen, bu hafta sizi çok fazla rakipleri eleyeceğiniz ve kendi alanınızla alakalı ilgi odağı olacağınız bir hafta. Yıllardır içinde olduğunuz ve bir türlü kendini ispatlamadığınız yerde ispatlama hakkınız olacağı bir haftadasınız. Hadi pozisyon değişimi, yer değişimi, uzun süredir engelli olan her nokta rahat bir kilitler açılıyor. Size fırsatlar ve enerjiniz ve cesaretinizle birlikte mücadele ve hak ettiğiniz yer şimdiden hayırlı olsun. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız istediğiniz kapılar, istediğiniz fırsatlar size açılıyor. Yalnız yabancı dil eğitimi, işinizle alakalı almanız gereken eğitim ve kurslarınızın hızlı bir başlangıç haftası da olacak. Bir yandan iş temponuz, bir yandan dil ya da kurslarınızla alakalı yoğun evrelerimiz söz konusu. Bu hafta katılmanız, devlete atılmanızla alakalı sınavlarınız ya da bu tarz sınavlarınız varsa Temmuz sonuna kadar bunlarla ilgili altyapıyı tekrar kontrol edip sınavı başarıyla geçeceksiniz. Bu ara aklı selim, mantığınız ön planda, hani porsiyonları düzenli masaya koymak, yani porselenin eksik puzzle'ını toparlamak gibi bir hayatınız olacak. Karşınıza çıkacak tüm engelleri aşıp tüm mücadeleniz ve güç sizin sabrınızla ödüllendirilecek. O yüzden doğru olduğunuz için, işinizde dürüst olduğunuz için haklar size veriliyor. Kendi işinizi yapıyorsanız aşırı konuşmalar, aşırı tedbirli tavırlar işimize aksilikler yaratabilir. Daha relax, daha sakin davranıp burayı böyle çocuğunuzdan çok özgür bir alan yaratıp o alanı iyileştirmeye ihtiyacınız var. Bu ara uzun süredir yakın dostlarınız ve ortak arkadaşlarınızla ortak iş düşünceniz varsa, konuşmacı ve idealist ve sistemi kurduğunuzda hiçbir konuda pürüz yok. Hadi yapın, bu sizin tanınmanıza, bu sizin başarınıza ödül olacak gözüküyor. Bu ara özellikle aşk hayatınızda, sosyal çevrede ilginç aşk sinyalleri alabilir, itiraflar bulunabilir. Hiç beklenmedik insanların size duygularıyla yüzleşebilirsiniz. Bu hem hoşunuza gidecek, hem de böyle "aa, ben onu arkadaş olarak görüyordum, nasıl bana duygusu varmış" gibi hava yaratacaksınız. O yüzden aşk enerjinizin çok yoğun olduğu, bunu görmek, kabul etmek istiyorsanız etrafınızdaki enerji size aşkla sinyal veriyor. Geçmiş konular konusunda yaralı kalbinizle ilgili artık şifalanmak istiyorsanız bu hafta aşkı da kucaklayın. Geçmiş defterleri kapatın, hepsini yakın, çöpe gitsin, yepyeni siz yaratın diyorum. Bu ara özellikle özel hayatınızdaki insanla ortaklı iş yapıyorsanız sevgilinizle, bu kazançlı ve buna altyapıya oturtabilirsiniz ve bu ilişki evliliğe doğru gideceği için ortaklı işlerde herhangi bir risk yok. Aile içerisinde uzun süredir tartışma ve küs olduğumuz insanlara bu hafta biraz daha dikkatli ve sakin konuştuğumuzda enerjimizi düzeltip onlarla barışacağız. Ama
özellikle kuzen ve yakın kuzenlerle alakalı miras konularından kaynaklı ciddi tartışmalara da açık olmamız gerekiyor. Bu ara annenize ait duyguları ön planda özlem yaşayabilir, ona sarılmak, ona dokunmak, onu hissetmek isteyebilirsiniz. Bu ara garip garip rüyalar, enerjinize çok fazla boşlukta olacağınız enerji var. Bol bol nazar duası ve Fil suresi okursanız üzerinizdeki aktif noktanız daha enerjiye dönüşebilir diyorum. Bu ara ruhsal, yani 12. eviniz çok derin yaralı. Geçmiş konular, geçmiş çocukluğa, geçmiş travmalar. Bunlarla alakalı kendinizi kapatıyor olabilirsiniz. Bunları artık kabul edip bir psikologla altyapınızı düzeltmeniz gerekiyor. Bu ara cilt alerji, sivilce kusması ya da kaşıntı kaynaklı sorunlar söz konusu olabilir. Cildimiz hassas bir noktada, güneş lekelenmelerine dikkat edelim. Cildimizi doğru koruyalım lütfen. Evli olanlarda bu ara evli çiftler ve çalışan çiftler için işten ayrılma kararı veren bazı çiftlerimiz var ve kendi işimizi kurmak istiyoruz ve burada kölelikten bıktık diyenler için güzel fırsatlar var. Bu ara mutlaka spor yapın evli çiftler. Birlikte yürüyüşler yapın çünkü bel kaslarınızla ilgili ciddi sıkıntılar var. Şekerli gıdalardan uzak duracağız. Mümkün olduğu kadar kendi organik diye bir şey yok ama daha doğal, daha natural şeylerle beslenmemiz gerekiyor. Evet, rüyalar derin hisler verecek. Aman kontrol edelim dedim. Dedim, her şeyi dedim. Ev hanımları bu ara özellikle böyle koltuklarınızda hani koltuk değişiminden çok hani rengini değiştirmek isteyebiliriz, yeni kumaş alabiliriz. Bunlarla ilgili tardilat, mobilyalarla alakalı cilalanma evresi söz konusu olacak. Bir de çocuk tedavisi düşünenler için hayırlı bir hafta. Hoşça kalın. Sevgili balık burçları, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlere olsun diyorum. Eski alanlarda, eski işlerinizle ilgili gelecek teklifler ve hatta oraya geri dönmeyeyim diye düşünceler evresindeyken burada kalıcı noktanız belirlenecek. Kafa karışıklığı yaşarken bulunduğunuz noktada konum ve mertebe noktanızda daha sağlam adımlar, daha mantıklı süreçler sizi bekliyor. O yüzden aceleci tavırlar yapmayı bırakın, bulunduğunuz noktaya konsantre olun. Bu ara özellikle kendi işinizi yapıyorsanız ekstra kazançlar, alım satım konularında daha yoğun hareketli bir süreç söz konusu olacak. Yerinizi büyütmek, daha büyük alana geçme gibi fikirleriniz sizin işinizle ilgili markalaşma ve sistemi büyütme kararı içerisinde olacaksınız. Özellikle devlette çalışıyorsanız devlette bazı hatalara maruz kalabilir. İşte mobbing uygulaması söz konusu olabilir. Zararlar içerisinde olabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Kurumsaldan farklı bir kurumsala geçmek istiyorsanız işle ilgili başvurularınız olumlu. Gideceğiniz noktada hem kazançlı hem de kendi teknik noktalarınızı daha rahat orada sergileyeceğiniz için kendi işinize sahip bir şekilde geçiş yapacağınız nokta olumlu ve keyifli olacak. Bu ara özellikle ailenize ait onların hatalarını yönlendirmek, onların gerçekleri öğrenmesi için pat pat söylüyorsunuz ama bunların psikolojik sorunları var. Yani siz pat pat söylerken onların psikolojisini düşündünüz mü? Lütfen karşı tarafında psikolojisini düşünerek kim yalancı, kim doğru, kim hırsız, kim arsız bunları tane tane hani pat diye söylerseniz ben bile kalp krizi yaşarım. Yapmayın böyle şeyleri. Duyguya dokunarak anlatın ki yara almasınlar. Bu ara özellikle de uzun süredir kardeşler arasındaki aile bağ problemi güç problemliydi. Artık güçlenmek, birbirimizi anlamak ve birbirimize daha sağlam gelecek planları aile büyüklerimize saygı duyarak bütünleşmeyi öğreneceksiniz. Öğrenmek zorundasınız çünkü gereksiz her şeyi kafaya takıp onu suçluyorsunuz, bunu suçluyorsunuz. Kendi suçunuzu da artık görün lütfen. Bu ara hiçbir şeyi kabul etmeme ruhunuz var. Yani arkadaşlarınız görüşmek istemiyor, müsait değilim. Yakın çevreniz görüşmek istemiyor, müsait değilim. Evet, kendi enerjinizi değiştirmek istiyorsunuz. Çok güzel iş başarılarınız var ama enerjinizi de dağıtmak için dışarıda bol bol yürüyüş ve dostlarınızla güzel sohbetle bunu güzel hayata geçirebilirsiniz diyorum. Bu ara platonik ruh halinizi çok ön planda. Platonik takılmak isteyebilirsiniz. Hayal dünyanız çok geniş olacak. Geçmiş anılarla yaşıyormuş gibi enerji sağlayacaksınız. Mantıklı ve doğru karar verdiğinizde yeni ve güzel aşklarda enerjinizi kabul ettirebilirsiniz. Kendinizi bu noktada daha sağlam, idealist adımlar atabilirsiniz.
Uzun soluklu ilişkileriniz için güzel başlangıç, hayırlı kararlar vereceksiniz. Yaşamınızı daha birlikte birleştirme evresinde söz konusu olacak. Bu ara ev içinde söz, nişanlanma, düğün konuşmaları çok yoğun. Ailemize düşecek görevler çok fazla var. Siz de maaşınızı verin ki onlara da yardımcı olun. Çünkü evlenecek sizsiniz, destek vermeniz gerekiyor diyorum dedim bile. Toprak alım satım konuları ile ilgili büyüklerimiz, baba, abi dediğimiz kişilerde ortak yatırım kararlarımız gayet doğru ve verimli olacak. Asla unutmayın. Bu ara aşk isteyenler için geçmişi kapatıyorsanız, doğru sevinç ve tavrı alıyorsak aşk var. İlişkinizle alakalı evlilik ve gelecek var mı? Bu ilişki ne oluyor diyorsanız adını koyma noktasına doğru gidecek. Uzun süredir aynı ilişkideyseniz ve hala adını koyamadıysanız bu ilişkinin hem gelecekle alakalı vaat konuşmaları hem de ilişkiyi sımsıkı sarılma noktası var. Sadece platonik ve gereksiz geçmiş konuları kapattığınızda ruhunuz şifalanmış olacak. Evli çiftlerle alakalı noktada özellikle disiplinli iş yoğunluğundan kaynaklı birbirimize vakit ayıramıyor olabiliriz. Birbirimizi sevgimizi söylemiyor olabiliriz. Hafta sonu bunu keyifli bir şekilde birbirimize dokunarak söylememiz gerekiyor. Ufak tefek çocuklarımızla ilgili bazı aksilikler söz konusu olabilir. Onların sağlıklı beslenme ve vücut enerjilerinde bir sıkıntı yok. Abartmanıza gerek yok. Etrafta aşk var. Siz nasıl baktınız bilmiyorum ama o aşkı görmek için bakın. Çünkü gökyüzü sizi aşk konusunda şifalanmanıza daha kolay yardımcı olacak. Çek ve o aşkı elinden tut al diyorum. Bir de ev hanımları bu ara özellikle de ve özellikle hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Sadece köy evinize ya da yazdığınıza gitme niyetiniz var. Bununla ilgili eşya değişimi, gardırop, gardırop altı, bazalar altı temizliğe başlanmış gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun bu temizlik. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda nefesle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Alerjik problemimiz artmış olabilir. Burun alerjimiz, enfeksiyon alerjilerimiz ön planda olabilir. Dikkatli olunuz efendim. Hoşça kalın.